Merhaba, ben Orhan Şef. Yılın vuslat zamanı geldi. Biz de vuslat zamanına özel bir çekim hazırladık. Mevlevi birlikte 747. vuslat yıl dönümündeyiz. Bugün Mevlevilikten bahsedeceğiz. Tabii ki bizim işimiz mutfak olduğu için de Mevlevilikte mutfak kültüründen bahsedeceğiz. Mevlevilikte mutfak o kadar önemlidir ki sadece yemek yenilen, sofra kurulan yer değil, dervişlerin çilesinin tamamladığı ve temel eğitiminin aldığı yerdir. Mesela çileye başlayan dervişler ilk olarak mutfak kapısının sol tarafında bulunan saka pozisyonun üzerine, dizlerinin üzerinde oturur ve 3 gün boyunca gözlem yaparlar. Ve bu gözlem sonunda çileye çekmeye talipse 1001 gün sürecek olan çilesi başlar ve bu çilede, bu 1001 gün sürecek çilede mutfakta bulunan 18 hizmeti gerçekleştirerek çilesini tamamlar. Evet, şimdi bu 18 görev nedir Emirciğim? Evet, kazancı dede, halife dede, dışarı meydancısı, çamaşırcı, abrizci, su döken, şerbetçi, bulaşıkçı, dışarı kandilcisi, çer ağacı, dolapçı, pazarcı, somatçı, içeri meydancısı, içeri kandilcisi, tahmisçi, yatakçı, süpürgeci ve ayakçıdır. Bu 18 görevin ilk başlangıcı olarak da ayakçı göreviyle hizmete başlar ve getir götür işlerini yapar. Kazancı dede de aşçı dedenin vekili, yani ateşbazı veli hazretlerinin yardımcısı görevini üstlenir. Gördüğünüz gibi burada da ayakçılıktan başlıyorsunuz. Yavaş yavaş yükselerek 20 gün sonunda kazancı dede olarak çilenizi tamamlıyorsunuz. Evet. Bu da ateşbaz veli efendinin vekili olarak bu görevi tamamlıyorsunuz. Evet. Ateşbazı Veli de çok önemli bir isimdir. Dünyada tek anıt mezara sahip olan aşçıdır. Aynı zamanda bu anıt mezarı ziyarete gelen ziyaretçilerin de anıt mezardan bir avuç tuz alıp yaptıkları yemeklere kattığı da söylenmektedir. Evet, peki Ateşbazı Veli Efendi Ateşbaz ismini nasıl aldı? Ateşbaz zaten ateşte oynayan anlamındadır. Ateşbaz Veli Efendi de Mevlevi mutfağında aşçıbaşı en tepesindeki kişidir. Peki Ateşbaz Veli ismi nereden geliyor? Asıl ismi Şemseddin Yusuf olan Ateşbaz Veli Efendi bir gün Mevlana'nın huzuruna gider ve hiç odun kalmadığını ve yemekte nasıl pişeceğini sorar. Mevlana da Şemseddin Yusuf'a ayaklarını ocağın altına koyup yemekleri pişirmesini söyler. Şemseddin Yusuf da ayaklarını ocağın altına koyar ve ayak baş parmaklarından alevler çıkar ve kazanlar kaynamaya başlar. Bir an yanan mı diye tereddüte şüpheye düştüğünde sol ayak baş parmağı yanar. Bu olayda Mevlana'ya haber verirler. Mevlana da niye şüpheye düştün anlamında hay ateşbaz hay der. Şemseddin Yusuf da Mevlana'ya yanan baş parmağını göstermemek için sağ ayak baş parmağını sol ayak baş parmağının üzerine koyarak Mevlana Hazretlerinin karşısında durur. Bu olayda semazenlerin semaya başlamadan önceki ilk adımlarıyla yad edilir. Hazreti Mevlana, herkesin bildiği hayat felsefesini de anlatırken hamdım, yandım, piştim sözleriyle anlatırken bile yemek terimlerini kullanmıştır. Evet, bize şimdi kapanışta neler söyleyeceksin? Bu kadar önemli bir mutfak kültürüne sahip olan Mevlevi mutfağını siz de görmek ve ziyaret etmek isterseniz Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiğiniz zaman çeşitli alanlarda sergilenen mutfakta kullanılan araçları görmeniz mümkündür. Ve de Ateşbazı Veli Hazretleri'nin de türbesinde gitmişken ziyaret etmenizi öneririm.